Efendim Türkiye S-400 ve F-35 krizini nasıl yönetmelidir? Bu konuda ne yapmalıdır? Efendim, bu konuda yapmamız gereken ilk şey öncelikle efendim biz NATO'nun karar alma mekanizmalarında İsrail'in F-35 kullanımını masaya koymalıyız. İsrail bugün ne yapıyor? Efendim İsrail bugün Suriye'de F-35'leri çok agresif şekilde S-400 radarlarının kapsama alanı içerisinde aktif şekilde kullanıyor. Şam'ı bombalıyor. Fakat bugüne kadar herhangi bir Rus füze sistemi herhangi bir 35'e kitlenebilmiş değil. Rusların iddiasıysa birazdan bunu değineceğim. Başka şekilde başka platformlarda başka konuşmalar yapıyorlar. Ama İsrail'e karşı seslerini hiç çıkartmıyorlar. Neden çıkartmıyorlar? Bu ara nokta olarak bunu açıklayayım. Efendim İsrail Suriye'yi vurdukça Suriye yönetimi Rusya'ya bağımlılığını sürdürmek konusunda daha çok istekli olmak durumunda kalıyor. Öte yandan İsrail'in Suriye içerisindeki saldırı özellikle İran'ın yönettiği Şii milislere karşı Rusya'da İran'ın Şii milislerinin onları zaman zaman dinlememesine tepkili. Bu şekilde İsrail'le ve Rusya arasında bir win-win kazan kazan paylaşımı yapıldığını görmekteyiz. Şimdi Türkiye şunu sormalı NATO bünyesi içerisinde. F-35'ler S-400'lere karşı uçuyor. Ve F-35'lerin teknik bilgilerinin Rusya tarafından alınmadığını İsrail garanti edebiliyor mu? Bu sorulmalı. Neden sormalıyız? Ya biz bu konu yüzünden ambargodayız. Örtülü ambargodayız. NATO ülkeleri bizi şu anda hiçbir kritik alt sistemi satmıyor. Bence de çok iyi oluyor. Yerlisini, millesi, millisini üretebiliyoruz. Bu noktada şunu düşünüyorum. Acaba Ruslar bu gördükleri verileri orta uzun vadeleri vadedeki çıkarları kapsamında yani Avrupa'daki olası ilerleme hatları noktasında kullanmak adına mı saklıyor yoksa gerçekten göremiyor mu? Bu çok önemli bir soru. Rusya bunu yapabiliyorsa F35 projesinin geleceği ne olacak? Bu sorulmalı. Öte yandan ikinci bir nokta var. Biz mutlaka mı mutlaka bu F35 konusunda Amerika Amerika'da bulunan lobileri etkileyen ülkeler ile barışmalıyız. Bunlardan bir tanesi bakın zaten S-400'e karşı F-35 uçuran İsrail'dir. Ülkelerin dostları olmaz, kardeşleri olmaz. Türkiye, Azerbaycan hariç biz kardeşiz. Ülkelerin çıkarları olur. Bu arada diğer Türk Cumhuriyetleri de alınmasın. Şimdi alınan olur. Öyle alıngan takipçilerimiz oluyor. Ben bütün Türk Cumhuriyetleri'ni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öz kardeşi olarak görüyorum. Bizim durumumuz farklı ama genel anlamda bu böyle görülmemelidir. Şimdi bugün Arap ülkeleri bile İsrail'le barışıyor. Enerji hatları koridorları açmak istiyorlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye F-35 vermiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'in verdiği onaydan sonra F-35 satacak. Ya Yunanistan'a bize gelmesi gereken F-35'leri verecekler. Bakın bize sopa gösteriliyor burada. Bizim bu lobiler üzerinden harekete geçerek bu bize karşı oluşturulan paktı kırmamız gerekiyor. Türkiye'ye gerçekçi politikalar lazım. Şimdi Suudiler ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin patronu belli. Bu ülkelerin susması için biz bu lobi faaliyetlerine mutlaka ama mutlaka önem vermeliyiz. Burada bizim lobi faaliyetlerimizi gerçekleştirebilecek en yakın çıkarımızın uyuştuğu ülkede İran ekseninde düşünüldüğünde işte bu konuda çok fazla işte etnik temelli görüş var işte dini temelli görüş var ben oralara girmeyeceğim ama İran'ın agresif hareketleri her iki ülkeyi de bizi de İsrail'de rahatsız etmekte. Öte yandan Rusya'nın hareketleri de bir süre sonra İsrail'i rahatsız edecektir ki bizi ediyor. Her coğrafyada karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri F-35 satmazken İsrailli bir yetkinin geçmiş aylarda yaptığı bir açıklamada e, aklıma geliyor. O İsrailli yetkili demişti ki Türkiye'nin satın alacağı F-35'lerin yazılım özellikleri bazı özellikleri kısıtlanmalı demişti. Bizim birçok eleştirmenimiz diyor ki F-35'ler şöyle kötüdür, böyle kötüdür. İşte o kadar kötü, bu kadar kötü. İşte veriyi satar, onu yapar, bunu yapar. Önceki programlarda ben bu konuda yapılması yapılabilecekleri anlattım. F-35'ler geldiği için bu tip politikalar geliştirilemedi. Bakın eğer bu F-35'ler bu kadar kötü olsaydı İsrail böyle bir önermede bulunmazdı. İsrail benim gördüğüm kadarıyla F-35'leri Suriye'ye karşı S-300 ve S-400'lere karşı başka anlaşmalar da olabilir ama zevkle kullanıyor. F-35'ler ne kadar eleştirilirlerse eleştirilsinler yüksek performanslı uçan bilgisayarlardır. İlk üretilen F-35 ile bugün üretilen F-35 aynı değildir. Çok daha geliştirilmiştir. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene sonra üretilecek F-35'ler de çok daha geliştirilmiş olacaktır. Türkiye dolayısıyla bu noktada İsrail ile çatışma halindeyken İsrail'in negatif söylemiyle de uğraşmak zorunda kalmaktadır. Yani temsilciler meclisi birçok konuda İsrail'in ağzına bakmaktadır ve bizim bunu dikkate almamız lazım. Bana sorarsanız en fazla 48 tane F35'i almak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bir başka hamle daha tasarlamalıyız. Ya diyelim ki biz F35 alamadık. Bizim mutlaka ama mutlaka yapmamız gereken şey Yunanistan'ın F35 almasını engellemektir. Şimdi Türkiye'de işte dedim ya bu serinin ilk programında dedim ya, işte bazı YouTuberlar, işte televizyona çıkan uzmanlar, bunların içerisinde eski askerler var, işte Twitter uzmanları var, Twitter'da yazı yazan, içerik üreten uzmanlar var. Acaba şimdi merak ediyorum, bu çok eleştirdikleri, eleştirenler için söylüyorum, F-35'ler Yunanistan'a verildiğinde ve Yunanistan zaten hala hazırda sahip olduğu Deep Strike kapasitesinin üzerine, F35'lerin deep strike yani derin darbe kapasitesini eklediğinde ne düşünecekler? Bizim için çok ölümcül olur mu? Düşünüldüğü kadar olmayabilir ama çok önemli bir saldırı faktörü mü? Evet. Bakın burada ikinci bir noktayı daha düşünmeliyiz. Türkiye ne yaparsa yapsın F35'leri almasa bile tekrar ediyorum Yunanistan'ın F35 alması için elinden geleni yapmalıdır. Her yol mübahtır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekası söz konusudur. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Diğer bir nokta daha var. Türkiye Yunanistan'ın F-35'leri almasına engel olmalıdır. Niye? Amerika şu anda Yunanistan ordusunun gerçek savunma kapasitesini teşkil eden ülke durumundadır. Şu an Yunanistan'ı koruyan Yunanistan ordusu değildir. Amerika geldi yerleşti. Bir sürü yeni üs alıyor. Açıyor. Yunanistan Türkiye sınırını Ermenistan'ın Sınırlarını Rusya'nın koruması gibi şu anda Amerika korumakta. Olası bir çatışma durumunda, hani olmaz deniyor ya. Ama biz hep hazırlıklıyız. Yunanistan'da da bu iş konusunda oldukça histerik davranan e, uzmanlar, askerler, birimler ve sosyal e, halk tabakasında halk tabakası içerisinde gruplar var. Biz olası bir çatışma anında şunu bilebiliyor muyuz? Ben bu işin en uzman insanlarına sormak istiyorum buradan. Olası bir Türkiye savaşında. Yunanistan Savaşı'nda. Yunanistan'ın elinde bulunan F-16'lar ya da F-35'ler ya da diğer silah sistemleri, sistemleri genelde hepsi Amerika'nın elinde de olduğu için. Biz o çatışma anında hangisinin Amerikan envanterinde olup hangisinin Yunanistan envanterinde olduğunu ayırt edebilecek miyiz? Bunu yapabilecek miyiz? Yani atıyorum mesela Yunanistan F-35 olduğu için konumuz oradan devam edelim. 18 tane diyelim F-35 aldı. E peki Amerika gizlice canı isterse ya da açık açık F-35'lerini getirip Yunanistan'da konuşlandırırsa diyelim ki 48 tane getirdi. E 18 tane de onların var. 16 tane onların var. Bu kadar yüksek sayıda uçağın bize sadece bir kez derin saldırı deep strike yapması sonucunda Altyapılarımız ne hale gelir? Olası bir savaşı kaybetmemiz üzerimizde nasıl bir etki yaratır Türkiye üzerinde? Ya da belki adaları gene de alırız ama ne kadar şehit veririz? Ne kadar gazi veririz? Altyapımız ne kadar zarar görür? İstanbul'u ne kadar koruyabiliriz? Bunlar hiç düşünülüyor mu? Bir önceki programda da söyledim ama bunu tekrar etmek istiyorum. Türkiye milli hava savunma sistemlerini özellikle siperi üretmek için canla başla bir seferberlik hali tavrıyla hareket etmelidir. Türkiye'ye bana sorarsanız en az 6 tane siper seti farklı bölgelerinin yerleştirilmelidir. Bakın bizim Adalar Denizi'nde problemimiz var. Doğu Akdeniz'de var. Suriye'de var. Ermenistan tarafında var. Azerbaycan'ın problemi bizim de problemimiz. Biliyorsunuz. E şimdi Ankara'ya ve İstanbul'a lazım. Yani S-400'e ne geldi? Ankara'ya geldi. E İstanbul'da olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. E bunun şu an anlaşma safhası yaklaştı gibi görünüyor ama Libya'sı var. Yarın bir gün Libya gibi bir coğrafyanın çıkıp çıkmayacağını müdahale olmamız gereken bir coğrafyada bir problem olduğunda hareket etmemiz gerekiyorsa yani etmeyelim yüksek irtifa savunma sistemi olmadığı için e, yeni coğrafyalarda yeni problemler çıkabilir Libya haricinde de e oralara da hareket ettirebileceğimiz en azından bir fazla sistemimiz olmalı. Türkiye bunun siperi yani siper sistemini üretirse tabi maliyeti çok daha düşecek. Bu konuda fedakarlık yapmalıyız. Kaynakları en ihtiyacımız olan noktalara göndermeliyiz artık. Yani ihtiyacımız olmayan noktalara para akıtmaktan da mutlaka mı? mutlaka vazgeçmeliyiz. Çünkü bu beka problemi. Efendim devam edelim. Biz eğer siperi üretirsek de mutlaka NATO'nun da kendi sistemlerinin en çok gurur duyduğu noktalardan bir tanesi de radar ağıdır. Türkiye'nin Özellikle NATO ülkeleri Türkiye NATO'da kalır mı, NATO'yla ne kadar entegre olur? Efendim işte NATO'yu buradan atsak mı diye konuşmaları olduğunu duyuyoruz, görüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin kendi radar ağını da kurması gerekmektedir. Bu konuda çok güzel çalışmalar olduğunu görüyorum. Şimdi kendi radar ağınızın olması ile olmaması arasında bir fark var. Bütün doktrinsel yapıyı değiştirir. Bir ülkenin kendi radarına sahip olması doktrinsel çalışmalarını harp harp stratejilerindeki doktrinleri değiştirir. Şimdi bakıyoruz Çin mesela kuantum radarları, Rusya kuantum radarları işte çapraşık foton maddeciklerinin kullanıldığı radarları üretmek için çalışıyorlar. Niye çalışıyorlar? F-35'leri ve özellikle F-22'leri görmek için, çok daha rahat görebilmek için çalışıyorlar. Neden? Çünkü Çin'in ve Rusya'nın ürettiği 5. nesil savaş uçakları hala operasyonel, tam istenilen düzeyde operasyonel hale gelebilmiş değil. Hala 3 yıl, 7 yıl işte 8 yıl civarında zamanlara ihtiyacı olduğunu görüyoruz iki ülkenin de. İşte Ruslar problem olarak gördükleri en önemli konu üzerinde ilerlediklerini söylüyorlar motor konusunda. Suriye'de yaptıkları testler sonrasında 5. nesil uçaklar üzerinde teknik değişiklikler yaptıklarını açıkladılar. Çinliler hala motor konusunda Ruslardan çok geride. Aviyonik konusu Çinliler söz konusu olduğunda hiçbir bilgi dışarı çıkmadığı için oldukça muğlak. Bu iki ülke ne yapıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin görünmezlik teknolojisi karşısında radar teknolojilerini geliştiriyorlar ve bunu milli bir A üzerinde birbirleriyle haberleşebilir şekilde kuruyorlar. Bakın S400, S300 işte diğer alt modeller S200'ler birbirleri arasında haberleşebiliyor. Biz sadece S400 kullandığımız için bu yapıyı tek başına kullanmak zorunda ve bir ağa bağlayamadığımız için daha düşük performansla kullanmak zorunda kalıyoruz. Çin ve Amerika bu noktada farklı yerlerde. Gerekirse biz bu konularda da özellikle çok hızlı bir çalışma başlatmalıyız ve bu da mutlaka ama mutlaka bizim seferberlik konumuz olmalıdır.